Karımı açma lütfen. Niye? İkimizi de kandırırken çok eğlenceliydi değil mi? Bence bunları Yusuf'un bilmesi gerekiyor. Mert lütfen. Lütfen açma lütfen. Mert, Mert lütfen. Lütfen çekil. Ne olur açma kapıyı. Alo abi. Ben bu adrese geldim de kapıyı açan olmadı. Tamam. Tamam ben dönüyorum o zaman. Gitmiş zaten seninki. Kes ağlamayı da geçiriyordur. Sen nasıl Yusuf'u buraya çağırırsın ya? Sen benim hayatımı zorlaştırmaya mı çalışıyorsun? Bana eziyet çektirmeye mi çalışıyorsun? Buna zevk mi alıyorsun sen? Senden nefret ediyorum. Ne oluyor ya? Bağırması, hakaret etmesi gereken benim. Sen beni aldattın. Bu ne pişkinlik be? Ya senin çok mu umurunda? Sen beni önemsiyor musun ki ya? Sadece bana eziyet çektirmeye çalışıyorsun. İğrenç bir adamsın sen. O kapıyı niye açmadın biliyor musun? Karnındaki bebek babasız büyümesin diye. Çünkü onun hiçbir suçu yok. Bu çocuk senin Mert. İşte onu hiç bilmiyoruz tatlım. Çünkü sen yalancı bir kadınsın. Sen de biliyorsun bunu. Bak sana ne diyeceğim. Geç şuraya otur. İyi ayakta kal orada söyleyeyim. Bence bu Yusuf denen herif iyi biri. Sana iyi kocalık eder. Yani hayal ettiğin hayatı sana veremez. Yazık fakir. Ama delikanlı biri. Çocuğu için her şeyi yapar. Sizi ortada bırakmaz. Ben o ışığı onun gözünde gördüm. Sen hala benimle dalga geçiyorsun ama bu çocuk senin çocuğun. Bunu bir gün anlayacaksın. Kart. Kredi kartı. Belanı versin senin. Ada. Ada çok özür dilerim. Ben böyle olsun istemezdim. Keşke ölseydim, geberseydim. Allah benim belamı versin ya. Yusuf böyle konuşma. Sana bir şey olsa ben ne yaparım? İyi olacaksın tamam mı? Nasıl iyi olacağım? Beceriksiz adamın tekiyim ben. Bu Nalan'la durumu ben çözemedim, beceremedim. Seni böyle üzme hakkım da yok. Ama bir yolunu bulacağım. Tamam mı? Biz asla ayrılmayacağız. Ben seni asla bırakmayacağım. Ne yapacaksın? Nalan'ı mı bırakacaksın? Yusuf sizin bir bebeğiniz olacak. Ama bunu ben istemedim ki. Ama senin ne istediğinin bir önemi yok artık. Bak bana. Ben babamı hiç bilmedim. Sen de babanı bilmedin. Ya biz hep bir yanımız eksik, kırık, dökük büyümedik mi? Yazık değil mi şimdi o bebeğe? O da bizim gibi yetim mi kalsın? Ama ben seni seviyorum. Nasıl vazgeçerim senden? Nasıl unuturum ben seni?
Mecburuz buna. Ben sensiz ne yaparım? Yaşayamam ki. Ada ne olur. Ne olur git deme bana. Ne olur kal de. Ne olur unut deme. Ben sensiz yapamam. Götür beni de. Gidelim buradan Yusuf de. Ne olur lütfen bana git deme. Bak ne olur. Ada, yapamam. Böyle hatırla, tamam mı? Bakma benim böyle ağladığıma. Ben güçlü olacağım. Sen de ağlama. Söz ver bana. Söz. Ama sen de ağlama artık. Üzülme, tamam mı? Hoşça kal İstanbul. Sula. Hoşça kal sevgilim. Feza üstüne yayılır elem içinden gökyüzüne. Onu benden çok sevmiş, paramparça bir hikaye. Ömür ömür üstüne yaralar sirayet etmiş her yerimde. İzini kaybettim artık. Yarım kalmadı bu hikaye. Yaralı koştum. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni hep seveceğim. Seni hep seveceğim. Seni hep seveceğim. Hep seveceğim. Seni hep seveceğim. Acım içimde bıçak kesiyor damarlarımdan eski beni. Yakalandım sevda çölüne. Ver yangınıma heyhat. Yıkın bu şehri yakın. Sokan sevdamı hatıramı yakın. Geceler saklar sırlarımı. Bitmiyor bu yangın. Yaralı kuştum, uçtum uçtum senden uzaklara. Çiçek, ben hemen şu markete gidip bir deterjan alacağım. Hiç kalmamış evde çünkü. Tamam Sumran. Kolay gelsin kızlar. Temizlik seferberliğine girişilmiş. Sen niye geldin ki buraya? Sen Yusuf'la eşya taşımıyor muydun? Ha. Ya ben işi bıraktım Sumru Hanım. Bıraktın mı? Nasıl? Bıraktım. Yani hamallık bana göre bir şey değil. Ben daha businessman tipi bir adamım.
Ya beyaz yakalı bir şeyler olabilir. Masa başı bir iş bakacağım. Allah'ım ya. Businessmenmiş. Beyaz yakaymış. Oğlum senin beyaz gömleğin bile yoktur be. Ya boş boş konuşuyor işte. Bak çok sinirleniyorum. Gerçekten çok sinirleniyorum. Cinlerimi tepeme çıkarıyorsun Fırat. Ya seninki can da Yusuf'unki ne? İş bulmuşsun beğenmiyorsun. Ya sen buraya olan borcunu nasıl ödeyeceksin acaba? Yani Sumru Hanım tamam sakin olun. Hani alın şimdi bunu. Ben oldukça daha fazlasını veririm. Ya senin buraya 900 lira borcun var. 900. Çıkarmışsın utanmadan 60 lira para veriyorsun Fırat sen bana ya. İstemiyorum. Ne seni istiyorum ne paranı istiyorum. Hemen çıkıp toplanıyorsun. Hemen terk ediyorsun evimi. Hemen. Yani Sumru Hanım ağır konuştunuz şimdi. Kendime uygun bir işi en kısa zamanda bulacağım. Ya merak etmeyin. Hay ne merak edeceğim? Merak etmiyorum. Senin bundan sonra yaptığın hiçbir şey beni şu kadar ilgilendirmiyor. İstemiyorum seni. Hemen toplanıyorsun ve çıkıp gidiyorsun. Bir daha da tekrar etmeyeceğim. Bu kadar idare ettiğim yetti zaten. Hadi bakalım. Kovuyor musunuz beni gerçekten? Aynen öyle. Kovuyorum canım. Hemen. Şimdi gidiyorum bir şeyler almaya. Döndüğümde seni burada bulmayacağım. Hemen toplanıyorsun. Çekil. Oo. Sokağa atıldın oğlum. Ne yapacaksın sen şimdi? Yok ya. Yani bakma Sumru Hanım öyle esti gürledi de. Yani atmaz beni sokağa. Kıyamaz bana. Benim canım. Nihal. Çok şükür. Sesini duydum. Doktorla konuştum. İyileşecek miyim? Bacaklarımı hareket ettiremiyorum Nihal. İyileşeceksin hayatım. Yeniden ayağa kalkacaksın. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Ah Yıldırım. Böyle fevri davranmasaydın bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Koştur koştur adaya gitmek de ne oluyor Allah aşkına? Hem bak zaten her şey kendiliğinden yoluna giriyor. Ona babasının parasından bahsetmene gerek kalmadı. Ada artık ailemizin bir üyesi oluyor. Nasıl? Rüzgar. Adaya aşık galiba. Çenemi kapatayım diye söylemiyorsun değil mi bunları Nihal? Aşk olsun Yıldırım. Hiç mi güvenmiyorsun karına? Gerçi Rüzgar adadan hoşlanmasaydı belki bir entrika çevirirdim. Şaka şaka. Sen şimdi bunu gerçek zannedersin. Peki Ada? O da Rüzgar'a aşık mı? Ah, oğlumuzdan iyisini mi bulacak? Onu da Rüzgar halletsin artık. Ben de daha çok vakit geçirsinler diye Ada'yı ev almaya karar verdim. Hem senin tedavine de yardımcı olur. Ama bak Yıldırım, lütfen ona babasının parasından bahsetme. Zaten senin gelinin olacak. Tamam. Sen zaten her şeyi planlamışsın. Birinin bunu yapması lazımdı. Lan nereye gidiyor bu ya? Gözüm de görmüyor. Ya demek Mustafa da burada oturuyormuş. Görüyor musun İsmail başımıza geleni? Yani sanki koskoca İstanbul'da yer kalmamış gibi geldi yine dibimize girdi musibet. Hayır ben kıza bir zarar verecek diye korkuyorum. Şşş, aman be Üptade. Vır 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 papağan gibi sürekli aynı şeyi söylüyorsun. Hiçbir şey yapamaz Mustafa. Hele bir gelsin yemin ediyorum bu kabloyu Mustafa'ya takarım ha. Hoş geldin kızım. Ah be gözümü seveyim, iyi ki geldin. Gel şu kabloyu takıver, gözüm görmüyor da. Ben anlamam dayı, sen halledersin. Ne oldu kız sana? Yoksa yine Mustafa mı kesti önünü kızım ha? Yok yenge, ben onu görmedim. Ada biliyor musun? Meğersem o da buralarda oturuyormuş. Ama sen hiç korkma, evelallah dayınla ben buradayız. Kapıdan burnunu uzatmaya kalksın, o burnunu kopar atarım. Benim başım ağrıyor, ben yatacağım. Tamam yat yavrum. Yat kızım. Bana bak. Bunda bir hal var Üftade.
İşten falan kovmuş olmasınlar? Yok canım. Öyle olsa söylerdi herhal. Dur ben bir bakayım. İnşallah kovmamışlardır ha. Daha televizyonun taksidi bitmedi lan. Ada. Kızım ne oldu? Dayının yanında üstelemedim ama ağladın mı sen? Kızım korkutma beni. Haydi söyle ne oldu, bir şey mi oldu? Yenge. Biz Yusuf'la ayrıldık. Ne? Ama nasıl iş bu kızım? Daha dün koştur koştur çocukla görüşmelere gidiyordun. Yoksa umut verip kandırdı mı seni ha? Öyle değil. Başka bir şey var. Kızım. Tamam ağlama. Ağlama bir topla kendini. Dost doğru söyle bana bir ne oldu kızım? Yusuf'un eski sevgilisi vardı ya. He biliyorum. Kapıya geldiydi. Yusuf'tan hamileymiş. Ne? Vay başımıza gel. Görüyor musun sen kamyoncunun yaptığını? Ha senle Gestos, onunla çocuk yap. Resmen seni yalanlarıyla kandırmış kızım. Hayır öyle değil yenge. Yusuf bana hiçbir zaman yalan söylemedi ki. Tamam tamam. Tamam kızım. Sen şimdi çok üzgünsün tabii değil mi? Bir de ben böyle konuşarak canını sıkmayayım. Ne yapayım seni? Biraz yalnız bırakayım mı ha? Tamam kızım. Tamam kızım. Ellerimi yıkadım, tabağımı kaptım, yardıma geldim. İyice ev kızı oldun sen ha. Ya ne yapayım? Sıkılıyorum öyle boş boş. Oradan bana iki yaprak ateşleyin de neşemizi bulalım. Al bakalım. Heh, dur dur dur. Şu saçlar olmaz öyle. Heh. Al bir de sil ellerine. Tamam. Sumru Hanım. Siz şimdi kesin kararlısınız. Fırat'ı eve almayacaksınız yani öyle mi? Evet almayacağım. Sakın onu korumaya kalkışma. Yok canım. Ya ben karışmam, o sizin aranızdaki bir mesele. Ben öyle merakımdan sordum yani. İyi. Ya Nalan nerede? Ay ne bileyim, uyuyordur herhalde. Hamilelik uyku yapar. Tabii gerçekten hamileyse. Ben hiç inanmıyorum onun hamile olduğunu. Bence yalan söylüyor. Vallahi ben de işkillenmiyor değilim biliyor musun? Keşke Yusuf da biraz şüphelense de ya ne bileyim alsa bir doktora falan götürse. Belli ki. Yusuf bunu bıraktı ya. Elinde tutmak için çocuğu hamileyim yalanı söylüyor. Ha zaten başka türlü nasıl tutacaktı ki elinde? Hiç değil mi ama? Öyle. Doğru vallahi. Ne saçmalıyorsunuz siz? Ne oldu sustunuz? Siz beni neyle suçladığınızı farkında mısınız? Ha? Hiç mi utanmıyorsunuz ya? Yok. Utanmıyoruz. Yani senden niye utanacakmışız ki? Al yüzüne de söylüyorum işte. Bence sen Yusuf'a yalan söylüyorsun. Sen var ya çok fazla oluyorsun artık. Bunların hepsini Yusuf'a tek tek anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Hadsizler, terbiyesizler sizi. Bu evde bir daha benim dedikodum yapılmayacak, anladınız mı? Yapılmayacak. Şimdi bütün belgeleri göstereyim de size. Görün bakalım kim yalan söylüyor, söylemiyor. Nalan, ne oluyor? Niye bağırıyorsun sen? Ya delirtecekler bu evde beni ya, delirtecekler. Sumru Hanım Çiçek'le birlik olmuş, arkamdan benim dedikodumu yapıyorlar. Neymiş ben sana yalan söylüyormuşum, hamile değilmişim, kandırıyormuşum seni. Al, al ultrason görüntüleri, tahliller hepsi burada. Nalan tamam özür dileriz. Tamam gerçekten yani bakmaya gerek yok kağıtlara ver. Hayır bakacaksınız. Madem bu kadar endişelendiniz Yusuf için, madem bu kadar merak ettiniz bakın bakalım.
Evet, giderdin mi merakını? Neymiş? Sesli söyle, neymiş? Hamileymişsin. Eğer senin de aklında ufacık bir şüphe varsa, al bak. Tamam, belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Hadi geç sen içeri. Yusuf, çok özür dilerim ya. Gerçekten ne diyeceğimi de bilemiyorum. Yani şurada konuşuyorduk, aramızda duymuş. Çok utanıyorum. Benim başımın altından çıktı. Ben öyle konuşuverdim işte. Kendi fikirlerimi söylemek istedim. Tamam. Uzatmayalım, olur mu? Çok ayıp oldu çocuğa ya. E oldu tabii. Ata, kızım, ağlıyor musun? Ne yapıyor kız? Ne ağlıyor? Yok bir şey dayı. Hadi ben yatıyorum, iyi geceler. Ha, yat kızım, iyi geceler. Ne oluyor buna ya? Geçen de ağlanacak filmde gülüyordu. Şimdi gülünecek filmde ağlıyor. Hepten dengesini yitirdi ha. Ana sıkılıklı dengesiz. Varma üstüne İsmail. İşte canı sıkılmıştır bir şeye. Ne izliyorsun? Hiç öyle boş bakıyorum. Hala burada yatmaya devam mı edeceksin? Yanıma hiç gelmeyecek misin? Tamam peki, zorlamayacağım seni. Biliyorum senin için de kolay bir durum değil. Ama bizim bebeğimiz olacak Yusuf, aile olacağız biz. Hayatımızı böyle daha fazla ayrı odalarda geçiremeyiz değil mi? Susuyorsun, ne anlamalıyım bundan? Hı? Al beni karşına, de ki seni de o karnındaki bebeği de istemiyorum. Ben de başımın çaresine bakayım. Şimdi bunları konuşmasak olur mu? Yusuf, biz evlenmeliyiz, farkındasın değil mi? Biz evlensek ya. Olur. Evlenelim. Ya bir şey sordum sana. Ben biraz hava alacağım. Artık senden kopamam.
Sevdim seni, çok sevdim. Sevdim seni çok. Ha, 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 ha. Bir görünüm seni çok sevdim. Hayat yalnız yaşanmaz. Senden ayrı durulmaz. Yusuf seni beni düşünüyor. Bulunmaz. Sevdim seni çok sevdim. Sevdim seni çok. Artık sen Yıldız kaydı. Ne olmuş yani? Ne var bunda? Yengem ben küçükken ne zaman bir yıldız kaysa biri göçtü derdi. Ben o günden beri çok korkuyorum biliyor musun? Sanki sevdiğim birini kaybedecekmişim gibi hissediyorum. O zaman şöyle yapalım. Bundan sonra her yıldız kaydığında Yusuf beni düşünüyor de. Olur mu? Çünkü ben seni düşünüyor olacağım. Olur. Ama düşüneceksin bak, söz ver. Ada benim seni düşünmediğim bir an mı var? Allah Allah ya. Bir de söz verdiriyorsun kızım. Başkasına bakan. Sevdim seni, çok sevdim. Sevdim seni çok. Ay Sumru Hanım, ya gözümüzü açtığımız gibi şunları yapmamız şart mıydı ya? Ya önce bir kahvaltı falan etseydik. Çiçek nasıl yetişecek bu kadar iş yarınki kermese? Tabii yapacağız yani. Hem çok koyuyorsun sen, patlayacak o sonra. Biraz az koy. Yani iyi ki bir su istedim. Getirsen eline mi yapışırdı? Yapışırdı. Gördüğün gibi işim var burada. Ayrıca senin hizmetçin yok, tamam mı? Sabahtan beri şunu getir, bunu götür. Allah Allah ya. Ya ben hamile halimle her an çıkamıyorum herhalde odamdan dışarı. Yani yardım etsen eline mi yapışırdı? Kızım abartma istersen. Dünyadaki tek hamile kadın da sen değilsin yani. Günaydın. Günaydın. Nereden geliyorsun sen? Ekmek aldım. Ne oldu, siz yine mi tartıştınız? Evet Yusuf'cum, tartıştık. Ama bu sefer şöyle bir tartışmamız oldu. Acaba dedik sizin odaya diyafon mu bağlatsak, yoksa Nalan'cığımızın eline zil mi versek daha pratik olur diye. Ha çünkü hanımefendinin siparişleri bitmiyor da. Bu hamilelik nazının yazını biraz fazla abarttı kendisi. Ben bebek bekliyorum be. Ne vicdansız çıktın sen? Yusuf bak görüyor musun, iki ricayı nasıl büyüttü? Bunlar çok kötü davranıyorlar bana. Aa, biz ne yaptık be sana? Yalan söylüyor ya. Tamam artık Çiçek, yeter. Tamam. Hadi bırak şimdi onu da, sonra yaparız bunları. Hadi bakın kahvaltı sofrası da hazır. Geçin buyurun. Hadi kalk, tamam bırak onu. Sarayım geliyorum. Her şey hazır, yiyelim. Buyurun. Yusuf görüyorsun değil mi nasıl davranıyorlar bana? Afiyet olsun. Aa ne oluyor? Ben yolda atıştırırım bir şeyler. Yusuf. Kızdırdılar değil mi seni? Gel biz odamızda kahvaltı yapalım mı? Nalan yapma şunu. Lütfen. Ada? Ada? Yusuf. Nasılsın? Şimdi daha iyiyim vallahi. Biraz canım sıkkındı ama seni görünce şey oldu. Güzel oldu yani. Ya ben seni birkaç gündür görmedim ya. Sanki birkaç yıl geçmiş gibi geldi. Ondan şey ettim. Sen nereye? İşim. Durağa yürüyordum. Gel beraber yürüyelim.
Geç kalmışsın. Erken çıkıyordun. Ben bakım evinde çalışmıyorum artık. Yıldırım Bey'i eve çıkardılar. Ona bakıyorum. Rüzgar Bey'in yanında çalışıyorsun yani. Evet. Nalan nasıl? İyi mi? İyi. Durağa geldik. Görüşürüz. Adam böyle mi olacak bundan sonra? Nasıl yani? Böyle ayaküstü ne haber, nasılsın? Bu kadar mı konuşacağız bundan sonra? Minibüs geldi, ben gideyim. İyi günler. Su borularında bir arıza tespit ettik. Onarım için bahçeyi kazacağız. Bilginiz olsun. Ha. İyi tamam. Kazın tabii, buyurun. Yalnız ben beyime de bir haber edeyim. Şükrü. Hadi başlayalım. Kız beklesene. Sana yetişeceğim diye canım çıktı ya. Hadi. Dayı hayırdır, senin burada ne işin var? Kızım seni ben bırakacağım dedim ya. Haber vermeden çıkmışım. Ya uyuyordun. Ben de kaldırmadım. Dayı bak hadi, gelmene gerek yok. Ev zaten şurası. Ya buraya kadar gelmişim, daha geri mi döneceğim? Hem gelmişken bir Yıldırım Bey'e de geçmiş olsun dileyelim artık. Geçmiş olsun, ayıp yani. Dayı ya senin o kadar samimiyetin yok ki. Gerek yok gelmene. Nasıl samimiyet yok ya? Adam bir kamyon eşya yolladı, geldi evde çay içti daha. Nasıl samimi olalım? Yürü. Sen hala o para meselesini kurcalamak istiyorsun değil mi? Ondan bu Yıldırım Bey'i göreceğim ısrarı. Yani bir azıcık o da var yani. Nihal Hanım söyledi ya, Yıldırım Bey bana burs verecekmiş, onu söyleyecekmiş. Yani sen niye bu kadar ısrar ediyorsun ben anlamıyorum. Tamam kızım, bir de adamın ağzından duyalım. Sen karışma her şeye. Karışırım dayı. Sen beni insanların içinde utandırıyorsun. Hadi bak, gelmene gerek yok dayı, ben zaten geldim. Tövbe estağfurullah ya. Nihal Hanım, iyi günler. İyi günler. Ya müsaade buyurursanız, Yıldırım Bey'e bir geçmiş olsun demek istiyorum. Ziyaretçi kabul etmiyoruz. İyi dileklerinizi kocama iletirim. Hey, madem öyle, sağlığına duacıyız. Sen de işin bitince dön hemen eve. Fazla oyalanma. Tamam dayı. Lan kadına bak, kocasına bir adım bile yaklaştırmıyor. Bu işte kesin bir bit yanığı var ama ben de bulacağım. Sen üftada. Kocan yokken 5 dakika dayanamıyor. Alo, ne var? Ha İsmail, bu belediyeden adamlar geldi. Su borularını neyip tamir edeceklermiş. Bahçeyi kazacağız dediler. Ben de tabii buyurun kazın dedim. İstersen gel bir başlarında dur ha. Kızım beyim yok, bekleyin diyemedin mi sen? Ne kazdırıyorsun lan bahçeyi? Kapat, tamam geliyorum ben. Lan bir ton param var benim orada. Lan üftada. Aa, büyük tavırların adamı Fırat.
Ne yapıyorsun ya? Ben Sumru Hanım seni evden kovunca akşamına gelir yalvarırsın diye düşünüyordum ama bravo vallahi, 3 gün dayandın. Sorma vallahi, müthiş dayandın. Ya kızım, kaç gündür sabahçı kahvelerinde uyuyorum. Şu halime bak, sefil durumdayım ya. Sumru Hanım'da hiçbir yumuşama yok mu? Yok. Ya en azından bir Fırat nerede, ne yapıyor acaba gibi bir soru. Adını bile ağzına almıyor. Vay be, sildi ha. Ya hadi o kızgın, anladım. Yani ya Yusuf, insan bir arar, kardeşim neredesin der. Büyük gönül koydun. Çocuğun günahını alma şimdi. Adam aşk acısı çekiyor ya. Gözlerimizin önünde dağ gibi çocuk eriyip gitti resmen. Okey, tamam, geri aldım ahım. Ararım ben onu yarın. Ya yok artık. Ne ara asmış kızım bunu? Fırat, ne yapacaksın sen? Yani bir planın var mı? Acil kalacak bir yer bulman gerekiyor. Vallahi hiç bunu düşünmedim doğrusu. Ya Çiçek, bana bir el atsana be. Yani ben Sumru Hanım'a borcumu ödeyeceğim de bana kefil olur musun? Aklı varsa olmaz. Bak, hiç Çiçeğe yanaşma Fırat. Ben sana diyeceğimi dedim. Buranın borcunu ödemeden bu kapıdan adımını atamazsın. Nasıl yani Sumru Hanım? Nakit mi? Cash, drink, direkt. Aynen öyle diyorum. Çiçek, gir canım içeri. Görüşürüz Fırat. İyi günler Fırat. Ya Sumru Hanım, bir borç yapılandırması ya da ödeme planı gibi... Yapacağım ya. Birader, ne yapmışsın ya? İzin almadan bahçeyi köstebek yuvasına çevirmişsin. Su borusu tamir yapıyorum kardeşim. O kazdığın yerden bir şey çıkmadı mı? Yok, buraya kepçeyle aldık. Toprağı da kamyonete yığdık. Ya İsmail, hayırdır? Gelene bağırınıyor. Bir susup tade ya. Nerede o kamyonet? Az önce çıktı. Ulan yanımdan geçti. Nereye gitti? Kumtepe. Kumtepe. İsmail! İsmail, nereye gidiyorsun? İsmail, delirdin mi adam? Birader, birader dur. Dur, gözünü seveyim, dur. Dur, dur. Kumtepe'den geçiyorum birader. Geçer birader. Süper. O zaman az önce buradan bir belediye harfiyat kamyonu geçti. Acele et, onu yakalayalım ya. Birader, ne diyorsun sen? Ya bir harfiyat kamyonu var, hayat memat meselesi. Biraz gaza bas, onu yakalayalım diyorum. İn taksiye bin. Ya param olsa taksiye binerim. Minibüste ne işim var? Gözünü seveyim, sevabına bas biraz ya. Hasbinallah. Hala tımbırım ömür gidiyor ya. 2 dakika bas, gözümü seveyim ya. Tamam, sen misafirleri toplantı odasına al. Bir kahve ikram et. Ben 10 dakikaya geliyorum. Beyefendi, işe asmışsın. Babamla biraz vakit geçireyim dedim. Babam için diyorsun. Yani adayla hiç ilgisi yok. Mert, senin gitmen gereken bir işin yok mu? Maalesef var. Yoksa kalıp adayı nasıl tavladığını seyretmeyi çok isterdim. Ya uğraşma benimle, git hadi. Tamam tamam, uğraşmayacağım. Yalnız çok önemli bir şey söylemem lazım. Tanıdığım en özel kız sensin klişesini kullanırsan olmuyor. Ben denedim. Yıldırım Bey, ilaçlarınızı getirdim. Teşekkür ederim kızım. Baba, iyi misin? Çok iyiyim. Sağ olsun Ada kızım bana şahane bakıyor. İyisin, iyi. Ada, sen yemek yedin mi? Yok, ben daha yemedim. Ben kendime bir şeyler hazırlayacağım. Ya beraber yiyelim. Hadi kızım. Aç acın olmaz öyle. Hem ben biraz uyuyacağım, yoruldum. Tamam o zaman. Ben mutfağa ineyim. Tamam. Size iyi uykular. Sağ ol. Şu yastığı düzelsin. Ya baba. İyi misin baba? Tamam.
Ver gözünü. Ha. Hadi bekletme. Pesto soslu makarna sever misin? Pesto sosu? Hı. O ne? Pesto. Çam fıstığı ve fesleğenden yapılan bir sos. Yok. Yani daha önce yemediğim için sever miyim bilmiyorum. Ya ama makarnaya bayılıyorum. Güzel. O zaman ilk benim elimden yiyeceksin. Şanslıyım. Kötü olsa bile beğenirsin. Gerçi kötü yapma ihtimali pek yok ama. O zaman ben de yardım edeyim. Tamam. Sen parmesanı hallet. Peynir desene şuna değil mi? Bunu rendelersen bana bayağı yardım etmiş olursun. Tamam. Sen de şimdi ne kadar cahil kız diyorsundur. Böyle şeyler önemli değil Ada. Öğrenilir. Ama sende çok az insanda olan bir şey var. Güzel bir kalp mesela. Bak bu çok önemli işte. Evet. Hazırsak başlıyoruz. Sana öyle bir makarna yapacağım ki bana aşık olacaksın. Şaka yaptım. Ama yemeği yedikten sonra şefliğime aşık olabilirsin. Bak bu konuda ciddiyim. Evet, suyumuz kaynasın. Fesleğenleri doğrayalım. Evet. Tahta. Evet, sağ ol. Bıçağı da alayım. Bıçak. Şimdi fesleğenleri böyle ince ince kesiyoruz, tamam mı? Şöyle. Tabii bu olayı tariften çıkartıyoruz. Böyle bir şey yok. Ya ama çok kanıyor. Dur. Şurada ilk yardım çantasında yara bandı var. Verir misin? Tamam. Sen bunu böyle tut. Tamam tamam. Bir şey yok. Abartma. Sağ ol. Evet, devam edelim. Allah'ım ben nasıl bir kabus yaşıyorum? Ben nereden bulacağım burada paramı? Hayırdır hemşerim, buyur. Ya birader, az evvel bir belediye kamyonu buraya. Molos falan dökmüş olacak. Nereye dökmüş olabilir acaba? Dakika başı kamyon geliyor buraya. Ne bileyim hangisi şimdi? Hayırdır? Ya benim arka bahçeyi izinsiz kazmışlar. Orada da önemli bir şey vardı. Önemli derken, bahçede gömü mü vardı yoksa? Yok ya, ben şimdi seni de meşgul etmeyeyim. Bir kazmak yürek varsa ben şöyle bir göz ucuyla buraya bakayım ha. Allah aşkına her taraf moloz dolu. Nereye bakacaksın? Ya bir göz ucuyla işte şöyle bir bakayım işte ne olacak? Bak bir dünya işimiz var, bir de seninle uğraşmayalım. Hadi yürü git, bak polise haber vereceğim şimdi. Hadi. Ya bir baksaydım. Hemşerim yürü git. Hadi kardeşim hadi, bas git kardeşim hadi. Hadi yürü, hadi. Lan ben o paraları yemeye kıyamadım. Gittiler lan. Vallahi gittiler ha.